Önceden izlenmesi ile birlikte 30 kelimeden az olmayacak bir soru soruyor öğrencilerimiz. YouTube videoları altında bu sorular yazılıyor. Hızlı bir şekilde ben motivasyon vermesi açısından bu soruları cevaplıyorum. Daha sonra da derste ne sormuştun, ne cevap vereceksin diye öğrencilerimiz biraz daha hazırlıklı gelmiş oluyor. Tabii ki benim amacım tam kapsamlı 4x4 soruların cevabını vermek değil, ama onların başlaması için belli ipuçları vermek, hangi yönde gitmeleri gerektiği noktasında düşündürtmek ve bu şekilde de devam ediyoruz. Bu eğitime aslında flip based learning deniyor, ters yüz eğitim deniyor. Ters yüz eğitim modelinde önce ders materyalleri görsel ya da YouTube olarak veriliyor. Öğrenciler dinliyor, izliyor. Hangi konuda merakı varsa o konuda bir soru soruyor. Bu şekilde de dersin merkezinde öğrenciler oluyor. Dinleyen öğrenci değil, konuşan öğrenci modeliyle bu dersimizi yapıyoruz. O nedenle de bu derste öğrenciler soracak, cevapları birlikte arayacağız ve bu şekilde de devam etmeye çalışacağız. Tabii ki bu cevaplar kısmını burada tartıştıktan sonra öğrencilerimiz tekrar YouTube paylaşımı altında 100 kelimeye kadar yanıtlama yapacaklar, açıklama yapacaklar. Çünkü dönem vize ödevi 1000 kelimelik bir ödev olacak ve her bir dersten 100'er kelime yazdıkları zaman 900 kelime yapıyor. 50 kelime giriş, 50 kelime de sonuç yaptıkları zaman 1000 kelimeye tamamlıyorlar. Demek ki şu anda öğrencilerimiz haftalık proje kapsamında ne yapıyorlar? Sorularını yazıyorlar. Cevaplarının ilk kısa şeklini ben vermeye çalışıyorum. Derste detaylandırmaya çalışıyoruz. Ders sonunda da 100 kelime olarak YouTube paylaşım altına yazdıkları zaman bir açıdan da hem proje ödevlerini hem de vize ödevlerini hazırlamış oluyorlar. 9. hafta geldiğinde de üstünde biraz çalışarak belli bir formata o yazım stilini getirerek formata uygun şekle dönüştürerek vize ödevlerini tamamlıyorlar. Tabii ki proje ödevi de 1000 kelime değil, o da 1500 kelime oluyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde de öğrencilerimiz ne yapıyor? Soruyorlar, dinliyorlar, yazıyorlar. Ve bu şekilde yumuşak becerilerinin gelişmiş olduğu bir ders sistemini uyguluyoruz. Ve mutluyum ters yüz eğitim modelini öğrendiğime ve uyguladığıma. Başka derslerde uygulama şansı olmaz. Çünkü sınıf sayısı onun üstünde olduğu zaman bu modeli uygulama mümkün değil. Tabii ki tıpçı öğrencilerimizin 140 kişilik, 170 kişilik, 200 kişilik sınıflarda eğitim aldığından haberdarım. O nedenle de bu seçmeli ders kapsamında eğitimi biraz ters yüz etme şansımız var. Ama kalabalık sınıfta bunu uygular mısınız derse de mümkün değil. 40 kişilik bir sınıfım vardı, mümkün olmadı. Çünkü kapasitemi aştığı için, sorulara cevap veremediğim için. Ama ideali eğitimde az öğrenciyle çok yoğun iletişim kurarak bu şekilde dersleri işlemek. Evet, bu nedenle bir farkındalık meydana getirmek için biz ne yapıyoruz? Nasıl bir eğitim sistemini uyguluyoruz? Ve neden uyguluyoruz? Bununla ilgili olarak bir açıklama da bulunmak istedim. Şimdi diğer slayta geçtiğimiz zaman diğer slayt neyi gösteriyor? Bir tehlike haritasını gösteriyor. Bakın, Avrupa Birliği'nde bir tehlike haritası hazırlanmış durumda. Tabii ki bu tehlike haritası depremleri göstermiyor. Bu tehlike haritası depremlerin neden olduğu sarsıntı gücünü gösteriyor. Ve sarsıntı gücünü renk olarak bakın buradan sarıdan borduya doğru giden bir renk aralığında gittiğini, genişlediğini ve maksimum olarak beklenen sarsıntı büyüklüğü ivme cinsinden 0,6 olduğunu görebiliyoruz. Demek ki tüm depremler analiz edildikten sonra bu depremlerin oturmuş olduğumuz
binalarda, çalışmış olduğumuz hastanelerde, okumuş olduğumuz üniversite veya okullarda meydana getireceği sarsıntı büyüklüğünü ivme cinsinden ne yapıyoruz? Verebiliyoruz. Tabii bu sarsıntı gücün adı ne? Yerin maksimum ivme değeri burada ne yapılmış? Haritalanmış. 2013 yılında bu çalışma bitmiş. Tabii ki bu çalışmada ortak veri, ortak yöntem, ortak analiz sistemi kullanıldığı için şu anda Avrupa'da sarsıntı gücü kapsamında bir karşılaştırma yapabiliriz. Yaptığımız zaman bu karşılaştırmayı görüldüğü üzere Türkiye'de bakın buralar zaten son depremle ne oldu? Gerçekten sarsıntı gücü büyük bekleniyordu ve beklendiği gibi sarsıntı gücü gerçekten çok büyük gözlendi. Hatta beklenen sarsıntı gücünün çok da üstünde olduğunu iddia edenler var. Fakat bu gözlemlerin ilk veri değerlendirmeye bağlı olarak hatalı olduğunu söyleyenler de var. Genellikle 0.6 G burada yer çekim ivmesi. Yani yer çekim ivmesinin 0.6'sı kadar, %60'ı kadar bir büyüklüğe ulaşması durumunu ne yapıyoruz? Tüm Avrupa'da bekliyoruz. Demek ki İkinci büyük maksimum yer ivmesini beklediğimiz yer neresi? Kuzey Anadolu fay zonu. Üçüncü maksimum yer ivmesini beklediğimiz yer de Türkiye'de neresi? Batı Anadolu. Görüldüğü üzere bunlar aslında pek de kompleks değil. 1, 2 ve 3 olarak numaralarsak. Ortada ise gene burada sarsıntı gücünü bekliyoruz. Anadolu fakat sarsıntı gücü bakın burada oldukça küçük 0.1 gibi. Şimdi dün bir basın yetkilisi beni aradı. Dedi ki İstanbul'daki nüfusu işte jeoloji mühendisleri taşımalıyız. İstanbul'un nüfusunu azaltmayız diyorlar. Peki dedim sorun ne? Sorun şu nasıl azaltacağız diyorlar. Tabii nasıl azaltmaktan daha da önemlisi nereye doğru azaltacağız? Nereye doğru derseniz demek ki bu yerin maksimum ivme değerinin beklenmiş olduğu sarsıntı gücü olarak maksimum beklenmiş olduğu yerden belki de minimum beklenmiş olduğu yere doğru tersine göç ne yapılabilir? Yapılabilir. İşte buralar neresi? Burası iç Anadolu. Boşuna Anadolu dememişler. Demek ki Anadolu'yu doldurmak gerekiyor. Deprem güvenli bir yaşam için ilk akla gelen Anadolu'yu doldurmak gerekiyor. Nasıl dolduracağız? Bununla ilgili özellikle sosyal medyada böyle bir tartışma olduğunu ben yazdım. Bununla ilgili görüşleri olan var mı dedim. Özellikle bir iki görüş geldi. O görüşlerden bir tanesi de işte organize sanayi bölgelerinin İstanbul'dan, İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük illerden Anadolu'ya doğru taşınması konusunda çalışma yapılabileceği, bu şekilde Anadolu'daki nüfus yoğunluğunun artabileceği ile ilgili öneriler geldi. Ama görüldüğü üzere bizler ne yapmamız lazım? Aslında sarsıntı gücü büyük yerden, sarsıntı gücü küçük yerlere doğru bir tersine mobilizasyon, bir işte üniversiteler oraya doğru yönlendirilebilir. Şu anda vakıf üniversitelerin büyük çoğunluğu İstanbul'da, devlet üniversitelerinin büyük çoğunluğu İstanbul'da. O nedenle de bu şekilde bir öneri olabilir. Evet, sizler ne düşünüyorsunuz? Belki sizlerden bir görüş alabilirim. İsim yazmıyor ama en üstteki arkadaşımız Gül ile başlayan ismi var. Buyur Gülce, sen ne diyorsun? Hocam sesim geliyor mu? Evet, mükemmel geliyor. Ya haklısınız. İstanbul'un nüfusun azaltılması depremin şiddetini daha şey yapabilir, azaltabilir. Şimdi nasıl azaltacağız onu tartışıyoruz dediğin gibi de nasıl azaltacağız? İnsanlar ne yaparsak gider? İşte evet. Yani bilmiyorum. Tamam düşüneyim diyorsun biraz. Evet o zaman güzel azaltılmalı dedi ama nasıl azaltacağız sorusu. Gerçekten ortada kaldı. Peki o zaman kimden başlayalım? Melisa'dan başlayalım. Melisa buyur. Nasıl azaltılmalı İstanbul'un nüfusu ki beklenen deprem öncesi riski de azaltabilirim? Buyur.
Sesim geliyor hocam değil mi? Geliyor, mükemmel. Tebrik ederiz. Kamera kalitesi mesela, güzel. Ses kalitesi güzel. Hepinizi tebrik ediyorum. Buyurun. Hocam mesela sanayi kuruluşlarını İç Anadolu'ya taşıyabiliriz. Hani bu sayede oradaki işçiler de oraya taşınmış olur. Hem de sanayinin mesela olası bir depremde çökmemesi sağlanır. İstanbul'da veya mesela Bursa'da da çok fazla. Yani ben Bursa'da yaşıyorum. Burada da çok fazla sanayi var. Hani olası bir depremde çok sıkıntıya girebilir bu sektörler. İç Anadolu'ya taşınabilir bence o yüzden. Evet, demek ki herkes sanayinin taşınmasından başlıyor. Üniversitenin taşınması konusunda herhalde bir önerisi olan yok. Bakalım Nisa ne diyecek. Yalnız sanayi mi taşınmalı, yeter mi sanayinin taşınması? Belki yeter, dediğin gibi çalışan insan gücümüz oldukça büyük olduğu için. Evet, iyi bir fikir. Bakalım farklı bir fikir gelecek mi? Buyur Nisa. Hocam, özel üniversiteler belki taşınabilir. Evet, devlet üniversiteleri biraz zor olurmuş gibi geliyor bana ama. Çünkü çok köklü kurumlar oldukları için yerlerinin değiştirilmesi biraz zor olur.